Değerli misafirler, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un aziz hatırasına bir vefa nişanesi olarak Zeytinburnu Belediye'mizce hazırlanan bu müstesna serginin açılışında bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Mehmet Akif'in millet sevdasına, davasına, mücadelesine gönül veren siz değerli kardeşlerimi en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum. İstiklal Marşı yılı olarak kabul ettiğimiz 2021'in Mehmet Akif'in her yönüyle anlaşılıp anlatıldığı zengin ve anlamlı faaliyetlerle dolu olarak bir milli şuur yılı olarak geçmesini temenni ediyorum. Herkesin ve herkesimin kendi sahasında, kendi imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlere katkı sunmasının ehemmiyetli olduğu muhakkaktır. İnanıyorum ki Mehmet Akif'i anlamak, kendimizi anlamaya ve tanımaya çalışmaktır. Şanlı mazimizle parlak istikbalimiz arasındaki mana köprüsünü yeniden kurmaktır. Asım'ın nesline güvenmek ve inanmaktır. Birlik ve beraberliğimizin teminatı olan milli irademizin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluş felsefesini anlamaktır. Çünkü Mehmet Akif cemiyettir, millet ve milliyettir. Aynı zamanda ümmettir. Mehmet Akif 100 yıl öncesinden büyük bir zafer müjdesidir. Emperyalizme ve işbirlikçilerine, zulme ve zalime karşı kararlı duruşumuzdur. Bu bağlamda sanatın ve hayatın her alanında Mehmet Akif'in hak ettiği şekilde anlatılmasının, milli varlığımızın bekasına, şuuruna, birlik ve beraberliğimizin ikamesine ve idamesine büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Değerli misafirler, şairler, yazarlar, edebiyatçılar, bir milletin duyuş, hissediş, yaşayış ve inanışının sözcüleridir. Yazdıklarıyla, söyledikleriyle fikirlerini ve duygularını paylaşırlar, kültürümüzü yayıp yaşatırlar. Hissiyatımıza tercümanlık eden şairlerimize, yazarlarımıza, edebiyatçılarımıza aziz milletimiz her zaman hürmet etmiş, onlara kendi iradesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de temsil yetkisi vermiştir. Meclisimizde bugüne kadar çok sayıda şairimiz, yazarımız, edebiyatçımız aziz milletimize temsilcilik yapmıştır. Hüseyin Rahmi Gülpınar, Arif Nihat Asya, Ahmet Hamdi Tanpınar, Faruk Nafiz Çamlıbel, Yahya Kemal Bayatlı, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi zirve şair ve edebiyatçılarımız bunlar arasındadır. Milli iradeyi temsil etmek, aziz milletimizi temsilen mecliste bulunmak, büyük bir sorumluluk olmasıyla birlikte aynı zamanda büyük bir şereftir. Bu şerefe erişenler arasında müstesna ve yegane bir yeri olan Mehmet Akif, birinci meclisimize Biga ve Burdur'dan milletvekili olarak girmiş ve bir devlet adamı olmanın mesuliyetini de üstlenmiştir. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, veteriner, hatip, hoca, sporcu, alim, mütefekkir ve Kur'an aşığı bir şair olmasının yanı sıra önemli bir siyaset adamıdır. Ancak yeri geldiğinde bütün vasıflarını istiklalimiz uğruna feda edecek kadar hürriyet aşığıdır. Milli mücadele döneminde halkın nezdinde sahip olduğu güven ve itibarın hakkını vermiş, halkın yanında ve önünde yürümüş, bir kanaat önderi olmanın bütün örnekliğini göstermiştir. Milli mücadelenin zaferle neticelenmesi için Anadolu'yu karış karış gezerek, milletimizin sinesinde hürriyet ve istiklal ateşini yakmaya gayret etmiştir. Karanlığa ışık tutup milletimize rehber olmaya çalışmıştır. Yaptığı hizmetlerle çok az insana nasip olacak şekilde gerçek makamını başta milletimiz olmak üzere bütün masumların, mazlumların kalbinde bulmuştur. Onun büyük bir inançla kaleme aldığı İstiklal Marşımızı, her okuyuşumuzda vatanımıza, milletimize duyduğumuz sevgi ve bağlılık hislerimiz kabarmakta, kutsal değerlerimize olan imanımız artmaktadır. Kültür ve sanat tarihimize, kişiliğimize, edebi ve ebedi şuurumuza zengin katkılarından dolayı milli şairimize minnettarız. Takdir ve teşekkür hislerimizi nasıl ifade edersek edelim, hep eksik kalacaktır. Değerli misafirler, Kurtuluş Savaşımızın mana cephesinin cesur ve yılmaz savunucusu, aynı zamanda fikri hayatımıza da tesir etmiş bu müstesna şahsiyetin, şairliğinden başka mebusluk yönüne de dikkatimizi çeken bu sergi,
demokrasi tarihimize de ışık tutacak önemli vesikalar içermesi bakımından ayrıca ehemmiyetlidir. Şair Mehmet Akif'i anlamak, egemenliğin kayıtsız şartsız millete tevdi edilmesinin önemini kavramak açısından da ayrı bir değer taşımaktadır. Bugün açılışını yapacağımız Mebus ve Şair Mehmet Akif Ersoy sergisi, ilk meclisimizin ruhunu, birlik ve beraberlik şuurunu, sanat-siyaset ilişkisini izahata kavuşturması açısından da ders çıkarmamız gereken mesajlar taşımaktadır. Çanakkale'nin şehadet aşkını, Sakarya'nın cesaret ve metanet şevkini, milletin ve ümmetin kurtuluş davasını günümüze, gönüllerimize yeniden ulaştırmaktadır. Unutulmamalıdır ki istiklal ruhumuz temel harcımızdır. Varlık ve birliğimizin mayasıdır. Ezelden ebede bağımsız ve onurlu yürüyüşümüzün rotasıdır. Bu istikamet üzere sabırla, azimle, kararlılıkla ilerlemeyi sürdürüyoruz. Gücümüzü sağlam köklerimizden, yüce mana ve maneviyatımızdan alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz. Meclis-i Mebusan'dan 15 Temmuz Meclisi'ne kadar ortaya koyduğumuz milli irade kararlılığımız, ilhamını Mehmet Akif ruhlu mebuslarımızın varlığından ve sayıca çokluğundan almaktadır. Bu meclis her şart altında milletimizin iradesini yükseltmeyi bilmiştir. Aklı, vicdanı ve irfanı hür olmanın, istiklal sevdalısı olmanın destanlarını yazmış ve okumuştur. Bizler de bugün aynı aşk ve şevkle bu iradeyi temsil ediyor olmanın haklı onurunu yaşıyor, yaşatmaya çalışıyoruz ve bunu milletimizle de her zaman paylaşıyoruz. Milli varlığımızın ebediyete kadar hür ve bağımsız bir şekilde devam ettirme yeminimiz olan İstiklal Marşımızın 100. yılını da bu minvalde idrak etmeye çalışıyoruz. Bu kadim toprakları özüyle, sözüyle, bilinç, inanç ve şuuruyla yoğurup bizlere vatan kılan, yurt ve yuva yapanları rahmetle, minnetle ve vefa ile anıyorum. Gelecek nesillerin yetişmesinde, onurlu ve özgür vicdanların yeşermesinde, parlak istikbalimizin inşası ve ihyasında üzerine düşeni yapmak için gayret edenleri tebrik ediyorum. Azim ve sadakatle çalışıp ahlaki ve vicdani değerlerimizi yaşamaya ve yaşatmaya çalışanları canı gönülden kutluyorum. Mebus ve Şair Mehmet Akif Ersoy sergisi için başta Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer Arısoy olmak üzere emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu duygularla büyük mütefekkir ve mücadele adamı, istiklal ve istikbal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Allah'a emanet olun.